Günlerdir boşanma sonrası yaşanan mağduriyetleri ekranlarınıza taşıyoruz ama bugün çocukların penceresinden bakacağız yaşananlara. Anne ya da babasını göremeyen, arada kalan çocuklar anaokulu yaşından itibaren ciddi problemler yaşıyor. Pedagog var yanımızda, icra memuru var. 7-8 kişilik çocuğu almaya gidiyoruz. Çocuk EYS sendromu, ebeveynden yabancılaşma sendromu yaşıyor. Çocuğunu haczedip icra yoluyla görmeye gidenler yanında pedagog, polis ve icra memuruyla yola çıkıyor. Yani kapı açıldığında çocuk karşısında hiç tanımadığı kişileri görüyor. Sonrasıysa uzmanlara göre travma. Yani çocuk kapıyı açtığında polisler, pedagoglar, icra memuruyla 10-15 kişiyle çocuğunuzu almaya gidiyorsunuz ve buradaki çocuğunun psikolojisi düşünmüyor. Uzmanlar anne ya da babaya gösterilmeyen çocuğun ileriki yaşlarda büyük travmalar yaşayacağını söylüyor. Özellikle çocuk anaokula başladığında o travma kendini farklı yollarla göstermeye başlıyor. Çocuklar ebeveynlerden birini göremedikleri zaman her şeyden önce bir kayıp ve terk edilmişlik duygusu yaşıyorlar. Özellikle okul öncesi dönemdeki çocukların bu işe gösterdikleri tepkiler ve uyumsuzluk çok daha fazla. Çocuğun velayetini alan ebeveyn evladını silah olarak kullanabiliyor. Yani bir bakıma karşı tarafa kızgınlığını çocuktan çıkarmış oluyor. Bu da çocuğun göremediği anne ya da babasına karşı yabancılaşma sorununu beraberinde getiriyor. İki tane kızım var. Bir senedir de çocuklarımla görüşemiyorum. Babasıyla ilişkisi tehlikeli ve yeterince güven sınırları içinde gelişmeyen çocuklar sorunları çözmede yeterince güçlü olamıyorlar. Ben de onun doğum gününde yanında olmak istiyorum. Onun başarılarında karne gününde yanında olmak istiyorum. Evlilikler bitebilir ama ebeveynlik görevi bitmez. Unutmayalım ki çocuklarımız bizi model alarak yetişkinliğe geçiş yapıyorlar.